Merhaba arkadaşlar. İlaç AYT denemelerinin geometri sorularını çözmeye devam ediyoruz. Deneme 4'e geldik. 30. sorudan başlayalım. Burada x 0 ile 2 p kapalı aralığındaymış. Kosinüs x 3 bölü 5 sinüs 2 x 24 bölü 25'e eşit. Buna göre ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? Burada sinüs 2x'in açılımını arkadaşlar yarım açıdan biliyoruz. Şöyle yazalım. Sinüs 2x eşittir 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x yazabiliyorduk. Sinüs 2 x 24 bölü 25 olarak verilmiş. 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x de burada 3 bölü 5 verilmiş bize. Buradan 25 ile 5'i bir saat değiştirelim. Şurada 5 kalıyor arkadaşlar. 24 bölü 5 eşittir. 2 çarpı 3 6 yapıyor. 6 sinüs x eşit oldu. Ve 6 ile de 24'ü sadeleştirdiğimde şurası 4 oluyor. Yani sinüs x eşittir. 4 bölü 5 bulunmuş oluyor. Şimdi bulduğumuz buradaki ifade ve kosinüs x eşittir 3 bölü 5 ifadesine bakarak buradaki maddelerden kesin doğru olan var mı bir bakalım. Birinci maddede diyor ki x tar açıdır. Öncelikle sinüs x'in hangi bölgelerde artı ve eksi olduğuna bakalım. Sinüs birinci ve ikinci bölgede artı değerlere sahip. Buralarda ise diğer bölgelerde eksi değerlere sahip. Kosinüs arkadaşlar birinci ve ikinci bölgede artı değerlere sahip arkadaşlar. Onu da şöyle bir tane daha çizelim. Birinci ve dördüncü bölgede artı değeri sahip. Diğer iki ve üçüncü bölgede eksi değeri sahip. O halde ikisini de sağlayan bölge birinci bölgedir. Dolayısıyla x birinci bölgede olduğu için dar açıdır. Bu doğrudur arkadaşlar. Sinüs x eşittir 4 bölü 5. Evet onu bulduk. İkinci maddenin de doğru, olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi üçüncü maddede kosinüs 2x eşittir 7 bölü 25 demiş. Bunun doğruluğunu arkadaşlar bulabilmek için. Öncelikle kosinüs 2x'in 3 tane özdeşliği vardı. Burada şu kosinüs x'i kullanacak şekilde olan özdeşliği yani 2 çarpı kosinüs kare x eksi 1'i kullanabiliriz. Burada yerine yazalım. Kosinüs x değerimiz 3 bölü 5 3 bölü 5'in karesi yani. Eksi 1 oluyor. Düzenleyelim. 2 çarpı 9 bölü 25. Eksi 1. Buradan devam ediyorum. 18 bölü 25. Eksi 1. Buradan da arkadaşlar eksi 7 bölü 25 bulunacaktır. Yani kosinüs 2x eksi 7 bölü 25 e eşit artı olamaz. Bu madde yanlıştır diyoruz. Doğru yanıt burada B şıkkı olacaktır. Geldik 31. soruya. ABC dik üçgeni verilmiş. Dik kenarlar 2'ye 4. ABC üçgeninde AC kenarı C noktası etrafında CB kenarıyla çakışı aşağıdaki gibi 45 derecelik açı yapana kadar döndürülüyor. Yani şunu demek istiyor arkadaşlar burada. Şu CA uzunluğumuz hipotenüs arkadaşlar C noktası etrafında döndürülüyor. Peki ne zamana kadar döndürülüyor? BC kenarıyla 45 derecelik açı yapana kadar döndürülüyor arkadaşlar. Bu döndürme esnasında şurada x kadar dönmüş oldu. Burada da 45 derece açı oluştu. Bunu da burada belirtmiş arkadaşlar. E i̇şte 45 dereceyi vermiş, x vermiş. Tanjant x kaçtır diye soruluyor. Evet, şimdi biz bu üçgenimizin dik kenarlarını biliyorduk. Burası 2. Şuradaki açımız da 45 derece olduğu için ikizkenar dik üçgen oluşuyor. Burası 2. Geriye buraya da 2 kalıyor arkadaşlar. AB uzunluğu 4'tü yukarıda verilmişti bize. Burada ee, tanjant arkadaşlar tanjant x'i istediği için bunu bulabilmek için arkadaşlar x'i c açısı cinsinden şöyle yazabilirim. Şu yazıyorum arkadaşlar. x de 45'in toplamı c açısına eşit arkadaşlar. Şöyle c açısı olarak yazıyorum pratik olsun diye. M'yi yazmıyorum yanına. x eşittir. Ne yazabilirim? c 45 yazabilirim. O halde burada da arkadaşlar x gördüğüm yere ben ne yazabiliyorum? 45 e, düzeltiyorum c eksi 45 yazabiliyorum tamam bu buna eşit şimdi tanjant c eksi 45'in açılımını yazalım buradan tanjant c eksi tanjant 45 bölü 1 artı tanjant c çarpı tanjant 45 olarak yazıyorum arkadaşlar Şimdi bize tanjant C yaz lazım arkadaşlar. Tanjant C'yi şöyle yazabilirim. Tanjant C eşittir. Yani şu açının tamamından bahsediyoruz. Karşı dikkenar bölü komşu dikkenar. Karşı dikkenar burada 4. Komşu dikkenar da burada 2'dir. Tanjant C eşittir. 2 olarak bulunmuş olur. Tamam. Peki tanjant 45 ne eşittir? Tanjant 45'te açı değeri olarak 1 eşittir arkadaşlar. Karşı bölü komşudan buradan da bulabilirsiniz. 2 bölü 2'den 1 arkadaşlar. Bunları burada yerine yazalım. Tanjant C. E, arkadaşlar burada yerimiz yeter mi? Şurada yerimiz yetmez. Biraz daha soldan başlıyorum. Tanjant C-45 eşittir. Tanjant C yerine ne yazıyoruz? 2. 45 yerine 1 yazıyorum. 1 artı 2 çarpı 1. Buradan bakın 1 bölü 3 olarak bulunmuş oluyor. Bakın şurası x. Yani tanjant x arkadaşlar 1 bölü 3'tür. Doğru yanıt C şıkkıdır. Geldik 32. soruya. ABC üçgeni verilmiş. Burada CD eşittir 2 BD diyor. AB 6 birim olarak veriliyor. BAD açısı 30 derece. DAC 75 derece. Alan ABD kaç santimetre karedir? Şimdi şuradaki eşitliği bir yerleştirelim. BD uzunluğa K dersem CD 2K olacaktır. Şöyle şuraya K dedim. Buraya da 2K dedim arkadaşlar. Burada 30 ve 75 arkadaşlar bana tanıdık açılar gibi geliyor. Şu BA uzunluğunu şöyle devam ettirelim arkadaşlar. Buradaki A'nın dış açısını bulalım. 30, 75 daha 105 geriye 75 kalıyor. Buradan şu AC'nin dış açı ortay olduğunu bakın görüyoruz. Dış açı ortayın bir oranı vardı. DC bölü BC yani 2k bölü 3k eşittir DA bölü DA bölü AB arkadaşlar. Bu şekilde bir oranımız vardı. AD diyorum. AD bölü 6 arkadaşlar. Şuradan kaldırı sadeleştirdim. İçler dışlar yaptım. Buradan AD uzunluğu eşittir. 4 birim olarak bulunuyor. Şurası 4 arkadaşlar. Şimdi alan ABD'yi bulabilirim arkadaşlar. Sinüs alan formülünü kullanabilirsiniz. 1 bölü 2 6 çarpı 4 çarpı sinüs 30. Buradan 6 kere 4 24. 2'ye böldüğümde 12. Sinüs 30 değerimiz de 1 bölü 2'ye eşitti. 12 bölü 2'den 6 santimetre kare olarak alan bulunmuş olur. Tabi bu sinüs alan formülü arkadaşlar bu sinüsün bazı özel açı değerlerini bilmemiz gerekiyor. Eğer bilmiyorsak böyle durumlarda şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. İkinci bir çözüm olarak arkadaşlar. 4'ü bulduk. 4'ü bulduktan sonra bu açı özel bir açı olduğu için 30 derece. Arkadaşlar D noktasından işte şu kenara dik çizerek 30'u karşısına dik çizerek. 30 60-90 üçgen oluşturabilirsiniz. 30'un karşısı burası 2 olacaktır. Buradan da ikinci yol olarak işte taban çarpı yükseklik bölü 2 eşittir. İkiler sadece şu 6 cm kare bulunacaktır. Veya B noktasından AC'yi dik inebilirsiniz arkadaşlar. Yüksekliği olarak da yapabilirsiniz. Zaten bu sinüs alan formülü de buradan geliyor arkadaşlar. Doğru cevabımız D şıkkı diyoruz. Geldik 33. sorumuza. Kenar uzunlukları birim türünden verilen ABCD dikdörtgeni ABCD köşelerinin daire şeklindeki karton üzerinde bulunduğu durum şekil 1'de gösterilmiştir. Şurada arkadaşlar bir dairemiz söz konusu. Bu karton ABCD dikdörtgenin kenarlarından 90 derece içe doğru katlanarak elde edilen şeklin düz ve pürüzsüz bir yüzey üzerine bırakılıp dengede kaldığı durum şekildeki de gösterilmiştir. Yani şuradaki arkadaşlar e, kenarlar boyunca 90 derece e, kırılıyor ve denge durumda bırakılıyor. Devam edelim. Şekil 2'de AB ve CD yaylarının orta noktaları zeminin üzerinde bulunduğuna göre BC yayının orta noktasının zemine uzaklığı olan x kaç birimdir? Burada dikkat etmemiz gereken husus şu. AB ve CD yayları arkadaşlar, şuradaki e, büyük yaylarımız oluyor. Şöyle orta noktaları bakın, yayların orta noktaları. Şurada zemine değiyor. Tamam mı? E i̇şte buradaki diğer yaylarımız, BC ve AD yaylarımız daha kısa yaylardır. Bunlar 90 derece kıvrıldığı zaman tabii yere değmeyecektir. Yere bir mesafede kalacaktır. X kadarlık bir mesafesi kalıyormuş. O mesafeyi bizden isteniyor. Şimdi bu çemberin merkezi şurası olsun arkadaşlar. Yarıçapını öncelikle bulmamız lazım. Yarıçapını bulmak için şöyle köşegeni çizdiğimizde bunun çap olduğunu söyleyebiliriz. Neden? Çünkü şu D açısı bakın 90 derece. Çapı gören çevre açı 90 derece olduğu için bu acye çap diyebilirim. Şurada merkezimiz olsun. 18, 24. Bu 3, 4, 5 üçgenin arkadaşlar 6 katıdır. Yani hipotenüs burada 5'in 6 katı 30 olacaktır. Yarı çapı 15 birim olur diyebiliriz arkadaşlar. Buradan şöyle yapıyorum. Şimdi şu noktaları belirleyelim. Yani zemine değen orta noktalara ben yarı çap çiziyorum. Bu aynı zamanda kirişe çizilen diktir arkadaşlar. Şurası 12 santim. Şurası da şöyle 12 santim oldu. 9, 12, 15 üçgeni oluştu. Şurada arkadaşlar. Daha sonra yarı çapın 15 olduğunu söylemiştik biz. Bu yarı çaptan geri kalan şuradaki uzunluk arkadaşlar. Şuradaki uzunumuz ne olacaktır? 15-9'dan 6 santimetre olacaktır. O halde şurası arkadaşlar bakın. Şurası merkez. Şurası 9, 9. Şurası ise 6. Yani yerden yüksekliği burası 6 santimetredir. Daha sonra şöyle devam ediyorum. Ee, burası da yine şöyle dik çizildiği için şurası 9, şurası da 9 olacak arkadaşlar. 9, 12, 15 üçgenden şurası 12 oldu. Bakın yarı çap burada 15'te. Şurası 9. Burası da arkadaşlar krişe inilendik 12. E bunu devam ettirdiğimizde çap oluyordu. Şurada bir fazlalık oluşuyor. Bakın o fazlalığı burada şöyle gösterelim. Şu kırmızıyla gösterirsek 15'ten 12 çıkarttığımızda orası da 3 birim olacaktır arkadaşlar. Şurası 3 santim olacaktır yani. Orayı da bulduk. İşte arkadaşlar ee, o bulduğumuz değer şurası olmuş oluyor merkezden bakın buraya çizdik şuraya ne dedik 12 dedik oradan şuraya kadar olan uzu, e, uzunluğumuza e, daire parçası içine kalan uzunluğa 3 dedik arkadaşlar e biz şurayı 6 bulmuştuk yerden yüksekliğini yani şu noktanın yerden yüksekliğini komple 6 bulmuştuk İşte x'i bulurken 6'dan o dairenin içinde kalan 3 cm e, birimlik uzunluğu çıkartırsak cevabımız 3 olmuş olur yani şu kısım arkadaşlar net anlaşılsın diye göstereyim. Şu kısım arkadaşlar 3 olarak bulunmuş oluyor. Doğru yanıt E şıkkıdır. Geldik 34. soruya. Aşağıda dikdörtgen şeklinde cepli dosya A4 kağıdının santimetre türünden ölçüleri verilmiştir. Tamam. Bu da dosyanın uzun kenarı 31. Şuradaki kısa kenarı 22. Diğer tarafta tabi buna eşit olacaktır. Aynı şekilde aynı boyutlara sahip. A4'ün de kısa kenarı 21, uzun kenarı 29 olarak verilmiş. A4 kağıdı alt kenarı, alt kenarı, sağ kenarı, dosyanın alt kenarı ve sağ kenarı ile çakışacak şekilde yerleştirildiğinde aşağıdaki görünüm elde ediliyor. Yani buradaki A4 kağıdını arkadaşlar burada yerleştiriyoruz. Şu sağ taraf ve sol taraf buradaki dosyanın sağı ve soluyla çakışıyormuş arkadaşlar. Bunu diyor. Bu görünümde HF yaylı daire parçasının merkezi BF kenarı üzerindedir diyor. Burası önemli arkadaşlar. Şimdi bu da çeyrek daire değil arkadaşlar. Ona dikkat edin. Merkezi BF üzerinde. Şuralarda bir yerlerde. Şurada merkezi olmuş olsun bunun. Tamamdır. Devam edelim. E i̇şte bu da KF 26 CH 19 santim olarak verilmiş. Yukarıdaki görünümde dosyanın kapakları düzlemsel olduğuna göre HF yaylı dairenin yarıçapı kaç santimetredir? Burada yarıçapı benden isteniyor. Şimdi merkezden öncelikle kesme noktalarına şöyle yarıçapı çiziyorum. Burada bir tane kesme noktası olduğu için bir tane yarıçap şöyle çizdim. Burası R. Arkadaşlar şurası R kadar olacaktır. Şimdi şuradaki KF uzunluğumuz şuradan başlıyor. Şuraya kadar gidiyor arkadaşlar. Biliyorsunuz burası 22-22 idi. Şöyle 44 oldu. Burası 19 olduğuna göre bakın F'ye kadar şu uzunluğumuz 19 olduğuna göre 44'ten şöyle 19'u çıkarttığım zaman pardon orası KF 22 26 verilmiş arkadaşlar. Orayı hemen şöyle düzeltelim. 26 santim verilmiş. 44'ten 26'yı çıkarttığımız zaman 18 buluruz. Demek ki şuradaki uzunluğumuz arkadaşlar 18'dir. 18'den R'yi çıkartırsak da Şurayı 18-R olarak yazabilirim. Şu dik üçgenin bu kenarını yazmış olduğum şu dik kenarını. Şimdi geldi HB'ye. Bakın şurada da CH uzunluğumuz bize 19 olarak verilmiş. Ee, uzun kenar bakın dosyanın burada 31 olarak verilmişti. 31'den biz 19'u çıkartırsak eğer buradan 12 kalıyor. Yani şurası da 12 olmuş oluyor arkadaşlar. Evet şimdi buradaki dik üçgenin kenarlarını bakın bulduk hipotenüs R. Şuradaki dik kenar 18 eksi R. Şuradaki kenarımız da arkadaşlar 12. Hemen yani o üçgeni şuraya gene de çizmek istiyorum. 12, 18 eksi R, 90. Burası R arkadaşlar. Bu 5, 12, 13 üçgeni olma ihtimali yüksek. R'ye 13 dediğim zaman arkadaşlar şurası 5 yapıyor bakın. R yerine 13 yazdığımızı sağlıyor. Ya da Pisagor'u kullanmamız lazım arkadaşlar. İsteyen Pisagor'u deneyebilir. Yani yarı burada 5 olarak bulunur. Şimdi diyeceksiniz ki burada A4 kağıdının kenarlarını bize niye vermiş arkadaşlar? Ee, onu bilemem ama A4 kağıdının kenarlarını kullanmaya gerek kalmıyor. Doğru yanıt burada arkadaşlar. Bakıyorum benden ne isteniyor? HF yaylı. Şuradaki HF yaylı. Pardon R biz 13 bulmuştuk özür dilerim. Şurada R13 demiştik. Evet şıklarda bir an için göremeyince cevabımız C şıkkı olmuş oluyor. Dediğim gibi A4 kadını buradaki kenarlarını kullanmadık arkadaşlar. Geldik 35. soruya. Dik koordinat düzleminde ifadelerinden hangileri doğrudur? Bakın D1 ve D2 doğruları verilmiş bize. Burada D1 doğrusunun x, y ekseniyle yaptığı açı x, D2 doğrusunda x ekseniyle yaptığı x, açı x olarak verilmiş. Şimdi maddelere bakalım sırasıyla. D1 doğrusunun eğim açısı x'tir. Arkadaşlar bir doğrunun eğim açısı demek x ekseniyle bir doğrunun pozitif yönde yapmış olduğu mesela şu şekilde şu açıya biz eğim açısı diyoruz arkadaşlar. Şimdi bakıyorum D1 doğrusu x ekseni şurada kesmiş eğim açısı bu doğruyla yaptığı x ekseninin bu doğruyla yaptığı pozitif açıdır arkadaşlar. O zaman Buradaki tanıma bu uyuyor mu? Uymuyor. Çünkü burası x e, şurası 90 derece. 90 artı x çıkıyor. Yani eğim açısı burada d1 doğrusunun 90 artı x'tir. Birinci madde yanlıştır. İkinci maddeye bakalım. D2 doğrusunun eğim açısı 90 eksi x'tir diyor. Arkadaşlar D2 doğrusu bakın x ekseniyle yapmış olduğu buradaki pozisyonun açı x zaten x olarak veriliyor. O zaman bu da yanlıştır. Üçüncü maddeye bakıyoruz. D1 ve D2 doğruları birbirine diktir diyor. Peki bunların dik olduğunu nasıl anlarız? Şurayı şöyle silerim arkadaşlar. Şurası kaç derecedir? Şu dik üçgen olduğu için burası 90 eksi x'tir. Bakın 90 eksi x'tir. Ters açılardan burası da yine arkadaşlar 90 eksi x olacaktır. Bu iki açının toplamı bakın bu iki açının toplamı 90 olduğuna göre buraya 90 derece kalıyor. Demek ki bu iki doğru dik kesişiyor. Bu üçüncü madde doğru olmuş oluyor doğru cevap B şıkkı olacaktır. Geldik 36. soruya. Dik koordinat düzleminde A ve B noktaları veriliyor. A ve B noktalarından geçen doğrunun eğimi eğimini hesaplayan bir öğrenci eğimi hesaplarken yanlışlıkla paya yazması gereken ifadeyi paydaya, paydaya yazması gereken ifadeyi ise paya yazıyor. Her iki durumda durumda da bulduğu sonuçların değeri birbirine eşit oluyor. Buna göre kan alabileceği farklı değerlerin çarpımı kaçtır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar burada iki tane noktamız A noktası ve B noktası bize koordinatları olarak verilmiş. Bu iki noktadan geçen e, do, e, geçen doğrunun eğimini biz bulurken mesela doğrumuz bu olmuş olsun. Şöyle. Eğim formülü neydi arkadaşlar? Eğim formülü y2 eksi y1 bölü x2 eksi x de. İşte bu noktalardan geçen doğrunun eğimi de işte ne yapabiliriz arkadaşlar? 3'ten 5'i çıkartayım. 3'ten 5'i. Çıkarma yönü aynı olacak. K'dan 2'yi çıkartıyorum. Apsiler arasındaki fark alıyorum. Buradan eksi 2 bölü k eksi 2 buluyoruz. Öğrenci böyle bulması gerekirken ne yapmış arkadaşlar? Burada işte paya yazacağı sayıyı paydaya yazmış. Paydaya yazacağı sayıyı da paya yazmış arkadaşlar. Ve bunların yine eşit olduğunu görmüş. Burada işler dışlar çarpımı yapabiliriz. 4 eşittir. K 2'nin karesi. Buradan her iki tarafın kare aldığımda K 2 eşittir arkadaşlar. Şu parantezlere gerek var mı? Gerek yok. Kare aldığımda artı eksi 2 çıkacaktır. Buradan K eksi 2'ye eşit dersem K değeri 4 birinci değer. K eksi 2 eksi 2 eşit dersem K değeri 0 çıkacaktır. Bulduğumuz buradaki değerlerin çarpımı bizden isteniyor. 4 çarpı 0 eşittir 0. Doğru yanıt C şıkkı olacaktır. Geldik 37. soruya. Aşağıda eşit kibrit çöpleri ile oluşturulan düzgün bir çokgenin ardışık köşeleri verilmiştir. Bu çokgen... Merkezi etrafında saat yönünde 100 derece döndürüldüğünde A noktası F noktasının ilk konumuna gelmektedir. Yani arkadaşlar merkezi diyelim ki şurası olsun. Şurası. Ve e, bu saat yönünde 100 derece döndürüldüğünde buradaki A noktası nereye geliyor arkadaşlar? Şuradaki nokta. hop F noktasının olduğu yere geliyormuş arkadaşlar. Böyle bir durum söz konusu oluyor. Yani A buradaki F'nin olduğu yere geliyormuş. Tamam. Şöyle merkezi de gösterelim. Şurası merkez olmuş olsun. Şuradaki açı 100 derece bakın. Saat yönünde döndü. Tamamdır. Devam edelim. Buna göre bu düzgün çokgen merkezi etrafında saat yönünün tersi yönde en az kaç derece döndürüldüğünde B noktası E noktası ilk konumuna gelir diyor. Önce şunu hesaplamamız gerekiyor. Buradaki çip, kibrit çöpleri birbirine eşittir arkadaşlar. Ve her bir kibrit çöpünün sınırladığı yay ölçüsü de eşit olacaktır. Yüzü ben burada kaç tane kibrit çöpü var? 1, 2, 3, 4, 5. 5'e böldüğümde eşittir 20 buluyorum. Bu 20 aynı zamanda arkadaşlar bir dış açıya eşit oluyor. Yani şurası 20 derecedir arkadaşlar. Tamam. Şimdi Buradaki dış açıdan yararlanarak arkadaşlar biz e, kenar sayısını da istersek bunu bulabiliriz ama gerek yok şu an kenar sayısına. Ne diyor? B noktasını e, B noktasının işte e, ne zaman E noktasına geleceğini soruyor. Yani şöyle diyeyim. Bunu döndürdüğümüz zaman saat yönünde şöyle döndürdüğümüzde buradan buraya kaç derece açıyla buradan buraya geleceğini söylüyor arkadaşlar. Burada 3 tane kibrit çöpü var bakın. Sarı olmayan kısım. her bir kibrit çöpünün sınırlı yay ölçüsü eşitti 20 dereceydi. Yani 20, 40, 60 oluyor. Yani şuradaki yayın ölçüsü 60 derecedir. O zaman B'nin E'nin konumuna gelebilmesi için arkadaşlar buradan buraya gelebilmesi için 360 eksi 60'tan 300 derece dönmesi gerekir. Doğru yanıt burada D şıkkıdır. Geldik 38. soruya. Dik koordinat düzleminde denklem verilmiş. Çember denklem arkadaşlar. Çember eksenlere t etmiş. Buna göre bu çember ile eksenler arasında kalan bölgenin alanı kaç birim karedir diyor. Bu çemberin merkezinin koordinatlarını bir bulalım. Merkez nasıl bulunuyordu? İşte burası ve burası sıfıra eşitleniyordu. Buradan apsisi ve ordinatı buluyoruz. Sıfır eşitlediğimizde x2, de 2. Merkezin koordinatları 2, 2 çıktı. Yarıçapı çapı da burada arkadaşlar r'dir. E, bunun. Tamam şimdi bir koordinat sistemi çizelim kendimize ve merkezi belirleyelim. Şurası merkez olmuş olsun 2'ye 2 merkezi burası ve eksenlere teğet bir çember olduğu söyleniyor. Çemberimizi şöyle çiziyoruz arkadaşlar bu çemberin yarışı burada kaçtır 2'dir eksenlere teğet olduğu için yarıçapı da 2'dir arkadaşlar. Benim aradığım neresi? Çemberle eksenler arasında kalan şuradaki bölge arkadaşlar bunu istiyor. Tamam. Bunu bulabilmek için bakın. Burada şu karenin alanını bulmamız gerekiyor. İsterseniz şu sarı alanı A. Buraya da B diyelim. A artı B eşittir buradan. E, 2 çarpı 2'den 4. Yani karenin alanını bulduk. Buradaki B alanı da arkadaşlar çeyrek daire dilimidir. Yani pi r kare bölü 4'ten pi çıkacaktır orası. Pi diğer tarafa attığımızda sarı bölgenin alanı 4 eksi pi olarak bulunmuş olur. Doğru yanıt burada B şıkkıdır. Geldik 39. soruya. Gerçel sayılar kümesinin bir alt kümesi üzerine tanımlı bir f fonksiyonu f ne? N tane birim küpün birer yüzlerin çakıştırılarak üst üste konulması ile elde edilen prizmanın cisim köşegen uzunluğu şeklinde tanımlanıyor. Tamam tanımı öğrendik. Örnek vermiş F6 deyince 6 birim 6 birim küpün üst üste konulması ile elde edilen prizmanın cisim köşegen uzunluğu diye örnek vermiş. Bizden F14 bölü F2 istiyor. Şimdi biz bu fn'yi bir tanımlayalım arkadaşlar. fn'i bir tam tanımlayalım. Bunun için üst üste şöyle 6 tane mesela 6 tanesi göstermek için yapıyorum bunu. Şöyle bir e, prizma çizmeye çalışacağım. Bunun 6 tane tabi olması gerekiyor. Şöyle 6 tane oluşturabilirsek iyi. Şöyle yapalım. Tamam tamam. Şöyle 3 parça. Buradan da 3 parça. Şimdi diyorsunuz ne yapıyor bu hoca ne çiziyor? Arkadaşlar küplerin üst üste konulmuş halini çizmeye çalışıyorum. Şöyle bakalım. Sonunda benzeyecek mi? Evet tabii ki benzeyecek. İşte arkadaşlar şöyle oluşturduk. Gördünüz bunların her biri birim küp. Tamam. Birim küp olduğu için bir kenarına bir birim diyorum. Bir birim. Yükseklik buradan ne yapıyor arkadaşlar? Hop, altı birim yapıyor. Biliyorsunuz bu bir dikdörtgenler prizması aynı zamanda. Cisim köşegeni dediği için cisim köşegeni neresidir? Şuradan şurasıdır arkadaşlar. Ee, cisim köşegenin uzunluğunu veren formülü bilmiyorsanız ne yapmanız gerekiyor? Önce tabanının köşegenini buluyorsunuz. Sonra şuradaki dik üçgenden arkadaşlar cisim köşegeni hesaplıyorsunuz. Bakın cisim köşegeni hesaplanırken burada ne yapıyorum? Kök içerisinde işte birin karesi artı birin karesi. Çünkü tabanların uzunlukları birbirine eşit. Bakın bir bir. Yüksekliği de burada altı arkadaşlar. 6'nın karesi şeklinde işte cisim köşegeni hesaplıyorum. Peki en tane üst üste konulduğunda fn'in ne nesi hesaplayacağım? N olduğunda da yine aynı şekilde arkadaşlar 1'in karesi artı 1'in karesi artı n tane üst üste konulduğunda yükseklik e, n olacaktır arkadaşlar. N kare dememiz gerekiyor buraya. İşte fn bu şekilde hesaplanıyor ve buradan fn ne çıkıyor arkadaşlar? 2 artı n kare çıkmış oluyor. Tamam. Şöyle burayı bulmuş olduk arkadaşlar. Bu bulduğumuz fonksiyonda şu F14'ü yerine koyalım. Yani FN14'ü bulalım. FN14'ü arkadaşlar hesaplamak için ne yapmam gerekiyor? 2 artı 14'ün karesi demem gerekiyor. Bölü. F2'yi arkadaşlar bulmam için de işte kök içerisinde yine 2 olacak. N yerine 2 yazıyorum. 2'nin karesi diyorum. Aynı kök içinde yazabilirim arkadaşlar. Şurası 14'ün karesi 196. 2 daha 198 yapıyor. 198 bölü Şurası da 8 yapıyor arkadaşlar. Böldüğümde kök içerisi 33 olarak bulunmuş oluyor. Yani cevabımız kök 33 doğru yanıt C şıkkı olacaktır. Geldik 40. sorumuza. E, şekil bir de tabanı olmayan içi boş bir dik koninin tepe noktası kürenin merkezi kürenin zemine değdiği nokta doğrusaldır. Şunu demek istiyor arkadaşlar. Şu koninin tepe noktasından ta aşağıya doğru bir dik doğru çizdiğim zaman kürenin merkezi bu doğru üzerindedir. Ondan sonra Konunun yarı çapı şey, e, tabana ait merkez bunun üzerindedir. Tepe noktası da bunun üzerinde. Yani doğrusal olduğu söyleniyor arkadaşlar bunun. Bakayım bir tepe noktası kürenin merkezi zemin. Ha şuradaki tabanın yarı çapını demiyormuş arkadaş. Şey merkezini demiyormuş. E, şu nokta şu nokta ve şu nokta arkadaşlar doğrusalmış. Tamam. Devam edelim. Bu durumda koninin tepe noktasının zemine olan uzaklığı 17 birim tamam burada veriliyor. Şekil de ise, ikide ise kürenin merkezi koninin tepe noktası ve koninin taban merkezi doğrusaldır. Bu durumda da kürenin tepe noktasının zemine uzaklığı 18 birim olarak veriliyor. Burada da aynı durum var. Şöyle kürenin merkezinden aşağıya doğru ben şöyle dik çizdiğim zaman ne oluyormuş? Şurası tepe noktası ve merkez arkadaşlar doğrusal oluyormuş burada. Tamam bunu gösterdik. Diyor ki koninin taban yarıçapı 3 birim olduğuna göre e, kürenin yarıçapı kaç birimdir? Kürenin yarıçapını bilmiyoruz. O zaman şöyle bir uzatalım kürenin e, şöyle yarıçapını yukarıdan itibaren. Burası R'dir. Burası R'dir. Koninin de yüksekliğini H diyelim. Buradan arkadaşlar bakın. 2R artı H eşittir 18 diyebiliriz. Bunların toplamı burada 18'i eşitti. Bunu söyledik. Geldik şuraya arkadaşlar. Buradaki ise e, bir kere ne var? Haş var. Haş neresi oluyor? Onu farklı renkte göstereyim karışmasın diye. Şuraya kadar olan yükseklik. koninin yüksekliği arkadaşlar. Şuraya kadar. Şöyle çizdiğimiz zaman buradaki daire kesmesinin çapını çizmiş oldum ben. E, başka? E, burada kürenin yarı çapı R'ydi. Bunu biliyoruz arkadaşlar. Şurada bir parça daha var. Bak şurada bir uzunlu parça var. Burayı X demek istiyorum arkadaşlar. Burası X. O zaman şurada geriye R eksi X kalacaktır arkadaşlar. Bunu şöyle göstermiş olalım. Daha sonra buradaki 17 birimlik uzunluğu şöyle ifade edeceğim. Buraya dikkat edelim arkadaşlar. 17 eşittir. Kimlerin toplamına? Bakın buradaki R artı r-x şuraya kadar olan uzunluğu alıyorum bakın r-x bir de şu noktadan yukarıya kadar olan uzunlukta h olarak veriliyordu. Bu şekilde yazıyorum tamam mı? r, r-x ve h topladığımda 17'ye eşittir. Buradan 2r, artı h eksi x diye şöyle düzenleyelim. Arkadaşlar şunun 18 olduğunu burada yazmıştık. Bakın 18'i buraya yazdık. Eksi x'i sol tarafa atıyorum. 17'yi sağ tarafa gönderdiğimde x 1 olarak bulunuyor. Şimdi buradaki x'i yerine yazdığımızı düşünelim. Yani şuradaki parçamız arkadaşlar 1 bir birim. Yani e, burada koninin taban yarıçapı 3 birimdi. Şu yarıçap burada arkadaşlar 3 birim. Tamam bunu da biliyoruz. x'in burada bir olduğunu bildiğime göre buraya r-1 diyebilirim şuradaki uzunluğa. Ve şurası da arkadaşlar kolinin düzeltiyorum kürenin yarıçapı. Şimdi şurada bir dik üçgen oluşturduk. O dik üçgen şurası bakın. Şu sarı e, taradım. Üçgen oluyor. Onu şuraya çizeyim arkadaşlar ben tam anlaşılsın diye. Şöyle çizelim. Evet şurası 3'tü. Şurası r eksi x'ten yani r eksi 1 oldu. x'i 1 olduğumuz için burası r arkadaşlar. Burada Pisagor'u kullanabilirsiniz ya da 3, 4, 5 üçgen olduğunu görürseniz eğer R yerine 5 yazıp buranın da 4 olduğunu görebilirsiniz. Ya da Pisagor'u uygularsınız. İkinci de denklemlerden yapabilirsiniz arkadaşlar. Böylece C kürenin yarı çapını 5 birim olarak bulmuş olurum. Doğru yanıt A şıkkı olacaktır. Evet bir denemin daha sonuna geldik arkadaşlar. Sizlere iyi çalışmalar diliyorum. Bol netler diliyorum. Kendinize iyi bakın.